kimler kesebilir, kimler kesemez? Kurbanı kimler kesebilir, kurbanı kimler kesemez? Şimdi bakın, siz sordunuz. Evet. Ben kendi şahsi telakkime göre mi cevap vereceğim? Dinimi, bini, İslam ne diyorsa onu diyeceğim. Siz bunu soruyorsunuz. Müslümanlığa göre kimler kurbanla mükelleftir diyorsunuz. Yani böyle Ali'nin görüşü, Veli'nin kanaati değil. Dinimizin hükmü nedir bu konuda? Kimler kurban kesmekle mükelleftir? Borcundan, temel ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olan akıl, bali, hür, Müslümanın yapması Hanefi mezhebine göre vacip ki farzdan sonra gelen bir görevdir. Kurban olma niteliğindeki bir hayvanın kurban olarak kesilmesi. Zekattan farkı ne bunun? Zekat da o nisap miktarı paranın üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Bunda kurbanda geçmesine gerek yok. Geçmesi yani gerekmiyor. O günlerde bir mirastan geliverdi. Topluca bir para geldi. 7 milyon para geldi. Borcum da yok. Tamam. Bir kurban. Yılı beklemek gerekmiyor. Kurban kesebilir. Evet, kurban kesmekle. Demek ki borcu olmayacak. Evet. Hocam ben kredi çektim, araba aldım. Evet. Fakat yani gelirim de var şu anda. Kiracım, miracım da var. Ben kurban kesebilir miyim mesela? Borç ödüyorsunuz ama değil mi? Borçum var, evet. Borç ödüyor. Şimdi dinimize göre mükellef değilsiniz. Kesemem. Mükellef değilsiniz. Ama buna rağmen kesmek isterseniz sevabına erersiniz ama mecbur değilsiniz. Hı. Bakın dinimiz ne diyor sevgili peygamberimiz? Kurban kesmeye gücü yettiği halde kurban kesmeyen kişi bizim namazgahımıza gelmesin. Şu azara bak yani. Müthiş bir azardır bu. Hocam orada gücü yettiği halde derken tabii Peygamber gücü Efendimiz... Gücü yettiği halde demek mükellef olacak. Mükellef olacak ya mükellef borcu oldu. Olmayacak. Gücü yetmenin evet. Anlamı bu. Evet. Yani mükellef olacak borcundan, temel ihtiyaçlarından başka nisap miktarı paraya sahip olacak. Bu kişinin kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Farzdan sonra gelen bir görevdir bu. Yani kurbanın bildiğimiz bilmediğimiz çok faydaları var. Beni İsrail'de bakın bir bunalım oluyor. Bu bunalımdan çıkmak için Cenab-ı Hak kurban kesmelerini emrediyor. Kişi kurban bayramı günlerinde kurban kesmekten daha değerli bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Kurbanlığın kanının damlası yere düşmeden kesen kişi bağışlanır. Kurbanlığın her tüyü sayısınca kurban kesene sevaplar verilir. Anlamı da şudur, esprisi de şudur. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Ya Rab, dileseydin canımı da verirdim. Ama kurban bayramı günlerinde kurban olma niteliğindeki bir hayvanı boğazlamamı emrettin. Emrin başım üzerine ya Rab. Halk-ı alem id için yılda bir kurban keser. Bense ya Rab dem be dem, saat be saat kurbanınım. Ahali bayram olsun diye yılda bir kurban keserler. Ya Rab ben her an, her saat sana kurbanım. Her emrin başım üzerine. İnne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Malım, canım. Yaşamam, ölümüm, mali, bedeni ibadetlerim, alemlerin Rabbi Mevlam senin içindir. Ne kadar güzel bir sembol bu ya. Evet.